Merhaba arkadaşlar, Beslemenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Büyük bir paket açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Epik paketlerden açılım gerçekleştireceğiz. Daha öncesinde 2 soru 2 tahmin serimiz vardı ya arkadaşlar. Biraz daha arttırdık. Bu sefer ben size 3 tane soru soracağım. 3 tane tahminde bulunmanızı isteyeceğim. Çünkü farklı farklı paket açılımları yapacağız. Şöyle bir şey, 10 farklı hesap oluşturacağız. 10 farklı hesaptan da ücretsiz ve e-futbol paralarıyla paketler açacağız. Olur da epik futbolcu çıkarırsak o hesabı sıfırdan hemen 4 saatte güçlendireceğiz. Böyle tatlı cezalı bir paket açılımı. Şu an yepyeni açılmış bir hesap. 10 tane farklı hesaptan bakalım epik futbolcu hangilerinden çıkarabileceğiz. Olur da çıkarırsak cezası da şu: o hesabı hızlı ve güçlü serimiz vardı ya, hemen oraya devreye sokup 4 saatte güçlendireceğiz. Çok fazla ücretsiz açma hakları var, fakat bizler için önemli olan epik paket. Şimdi 3 tane soru soracağım arkadaşlar. Birinci sorum şu olacak: 2 tane ücretsiz açma hakkımız var. 10 farklı hesaptan 2 tane ücretsiz açtığımızda toplamda 20 tane ücretsiz açılım. Sizce ücretsizlere kaç tane epik futbolcu gelir? Ya ben sıfır diyeceğim arkadaşlar. Ya ücretsizlerden bir şey çıkaramıyorum. O yüzden ücretsizlere hiçbir şey, yani epik gelmez diyeyim. Belki o renklilerden verir ama epik bence vermez. Benim tahminim sıfır. Siz de tahminde bulunduysanız ikinci sorum da şu olacak: ücretsizlerden sonra 200 e-futbol paramız var. 10 hesapta 200 e-futbol parası harcayacağız. Paramıza çıkarır mıyız? Ben ücretsize sıfır dedim ama paramıza bir tane gelir. Yani 200-200, toplamda 2000 e-futbol parası harcayacağız. Bir tane epik futbolcu bence çıkarırız. Ben 1 dedim. Ücretsize 0, e-futbol parasına 1 ve diğeri de şu arkadaşlar: buradan ücretsize epik çıkarır mıyız? Bir tane açma hakkımız var her hesapta. 10 hesap, toplamda 10 tane, bence vermez. İçeride 7 tane epik futbolcu var. 143 tane normal kart. Yok ya, bence vermez. Yani Lizaruzu falan da vermez. Ben 0 diyorum. 0, 1, 0. Benim tahminlerim bu arkadaşlar. Siz de tahminde bulunduysanız şimdi paket açılımına geçeceğiz. Cezalarımız da şu: Van Basten ya da Fernando Torres gelirse hesapları güçlendirelim. Her epik içinde hesap güçlendirmesi yapmayalım, çünkü kolektif gücümüzü çok arttırmayacak. Artık Messi ve Zico hediyeleri de yok. Onlar da bitti. Burada ise 3 tane epik var. Herhangi biri gelirse o hesabı da hemen 4 saatte güçlendirelim. Çünkü bunlar 100 ve Maldini 102 seviyeli. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Benim tahminim 0 ücretsiz. E-futbol parasına 1. Diğer epiklerdense 0. Hiçbir şey gelmez. Bir de tek atıyormuşuz. İlk başta ücretsize veriyormuş. Kafadan tahminim yandı. Yok. Ya ben ücretsizlerden bugün hiçbir şey beklemiyorum. E-futbol parasına güveniyorum. Yani e-futbol parasına belki konumu verir diye düşünüyorum. İlk ücretsizden bir şey gelmedi. İlk hesabın ikinci ücretsizi. İki tane normal kart oyuncu. Şimdi paramızı da açıyoruz. İlk hesapta hemen verse de rahatlasak. Keşke birden fazla verse ama biri vereceği bile şüpheli. Pedro. Bu hesabın artık son e-futbol parası. İlk hesapta burayı tamamlıyoruz. Hiçbir şey gelmeden tamamladık. Zielinski. İlk hesapta artık şu epiği de açalım. İkinci hesaba geçeceğiz. Ben burada sıfır dedim. Keşke gelse Fon Basten, Fernando Torres, yüksek seviyeli isimler. İkinci hesabımız, bir Maldini'ye tıklayalım. Taktik olsun. Şöyle Maldini'de biraz durduk. Keşke gelse. Kolektif gücü bayağı bir arttıran futbolcu. İkinci hesabın ilk ücretsizine 3 yıldızlı futbolcu gelecek galiba. Evet, 3 yıldızlı santrafor. Şimdi bu hesabın artık son ücretsizi. Hiçbir şey de vermiyor konum. Hiç. Hani o diğer renklilerden verse bari. Abraham geldi. 4 yıldızlı Roma'nın santraforu. Şimdi geldik 200 e-futbol parasına. İptal et. İkinci de bastık. O havai fişekler patlıyor da keşke o ekranı bir görsek. Çok sevmiştim o ekranı. Ama epeydir göremedik. Son 100 e-futbol paramız bu hesabımızda. İkinci hesapta da skor değişmedi. 0 0 0'la yolumuza devam ediyoruz. 3 tane 0. Şimdi o diğer bedava açılım hakkını kullanalım. İkinci hesabında şu bedavasını kullandığımızda iptal et. Şöyle uzun basalım ve şimdi bastık. Yine bir şey vermiyor Konami. Hrustić, göbek futbolcusu. Üçüncü hesaptayız. İlk ücretsizimiz Bergomi'ye tıkladık.
Bergome bize bir Epic getirir mi? İptal et. Bastık ücret size. Üçüncü hesabın ilk ücretsizi. Aa, bir şeyler geliyor. Epic mi geliyor yoksa? Vay canına, Maldini geldi ya. Oo, Maldini çıkardık. Olacak iş değil. Hem de ücretsize çıkardık. En yüksek seviyeli Epic'i. Süper. Benim tahminim de yandı arkadaşlar. Ben ücretsize gelmez dedim. Ücretsize 102 seviyeli Maldini geldi. Vay be. Bu süper oldu. Üçüncü hesapta geldi. Belki daha geriye 7 tane hesap var. Çıkarabiliriz. Yüksek tahminde bunlar arkadaşlarım varsa şansı devam ediyor. Burada benim gibi sıfır diyen arkadaşlarım ilk tahminde yanıldı. Tabi diğerleri daha devam ediyor. Ki ücretsiz açma haklarımız da var. Şimdi bu hesap yepyeni hesap arkadaşlar. Biz bu hesabı bir tabii bir Konami ID'ye bağlayacağız. Silinmesin. Sonra diğer hesaplara geçeceğiz. Sonrasında bu hesabı 4 saatte güçlendireceğiz. Maldini geldi. Bu da hediye edilen futbolcular. Artık Messi, işte Zico hediyeleri falan yok. Keşke onlar da olsaydı. Çok güçlü bir kadro ortaya çıkardı. Şimdi ne yapalım? Diğerlerine devam edelim. Çünkü tahmini etkileyecek olaylar var. Şimdi burada aslında bırakıp sonra da devam ederdik. 4 saat güçlendirme yapacağımız için ama sonuçta 3 soru 3 tahmin açmamız lazım. Belki futbol parasına verebilir, ücretsize yine verebilir. Fakat üst üste açmayalım. Belki vermez Konami ya da verir mi? Deneyelim ya. Belki çok şanslı bir hesaptır. Üst üste veriyordur. Az önce biz bir şeye tıklamış mıydık? Hatırlamadım ama iptal et. Ücretsiz. Verdi ya. Epey verdi. Üst üste. Bir şey gelmeyecek. Normal kart gelecek galiba. Keşke renkli falan verse. Şimdi 200'e futbol paramız var arkadaşlar. Bir diğer Epic pakete geçelim. Sonra buraya gelelim. Konami belki üst üste vermeyebilir. Şimdi geldik buraya. Ücretsize tıkladık. Hadi be, buradan da bir fan basten. Yak. 3 yıldızlı ofansif orta saha. Şimdi 200 e-futbol paramız var arkadaşlar. Normalde harcamamak lazım. Maç bileti almak lazım. Ama 3 soru 3 tahmin yapıyoruz. Ondan dolayı da açmamız gerekiyor. Tahmini etkileyecek. Yani açacağız. Belki gelirse 1-1 olacak. Normalde 4 saat güçlendirme yaptığım için harcamazdım. Önce maç biletinin kilidini açar, sonra harcardım ama yapacak bir şey yok. Harcayacağız. 3 soru 3 tahmin serimizde meşhur. Ben şimdi 1 dedim arkadaşlar. Yanlış yerden geldi benim için. Belki ücretsize gelir diyen arkadaşlarım tabii ilk tahmini doğru çıktı. Smolnik geldi. Son 100'e futbol paramız. Bastık gitti. Ya bari bir tane ekle verseydi. Gitti futbol paraları boşa. Vermedi. Şimdi elde bir Maldini var. Maldini ile yola çıkıyoruz. E-futbol parası falan da kalmadı. Tabii 4 saatte güçlendirme yapacağız. İşimiz kolay değil. Çünkü paraları harcadık. Ama GP'ler, adaylı sözleşmelerle yine yani orta halli güzel bir kadro kurmaya çalışırız. Bunu da en kısa süre içerisinde yaparız arkadaşlar. Elimizde Rüdiger var, Maldini var. Bir de şu hangisi? Bir tane futbolcu yüksek seviyeliydi. 96'ya çıkıyordu. Ya bu ya da buydu. Seviyelerine bakarız. Bir tane epik futbolcu 96'ya çıkıyordu. En kötü onlardan birini fulleriz. Olmadı hepsini fulleyeceğiz. Bu hesabımızın Konami ID bağlantısını yaptık arkadaşlar. Silinmesin. Şimdi biz başka hesaplara geçeceğiz. Sonra buna geri dönüp 4 saatte güçlendirme yapacağız. Evet. Bizi uzun bir yol bekliyor bu hesabımızda. Olur da başka bir epic yine farklı hesaba çıkarırsak birden fazla hesabı güçlendirme yapacağız. Dördüncü hesabımızdayız ve sonuç şu an 1-0-0 arkadaşlar. 1-0-0 diyen arkadaşlarım şimdilik 3'te 3 yaptılar. Ben 3'te 1'im şu an. 0-1-0 demiştim. Bir daha ücretsizden verir mi? İki tane epic fazla olur ama. Hiç de belli olmaz tabii ki. Belotti geldi. Santrafor. İkinci ücretsizimiz. Hiçbir şey vermeyecek. İçerisinde beyaz yandı. Berardi geldi. Sağ açık futbolcusu. Dördüncü hesapta ücretsize bir şey çıkaramadık. Şimdi paramızı da açalım. Bastık yüze futbol parasına. Bir de bir yüze futbol parasına versek önemi. Dördüncü hesap çok kötü başladı. Hiçbir şey çıkaramadı şu ana kadar. Son 100'e futbol paramız. Dördüncü hesapta bu kısmı bitiriyoruz. Şimdi Epi'ye geçeceğiz.
Ya bir tane renkli kart bile çıkaramadı. Hep 3 yıldızlı futbolcu. 4. hesapta bu epiye geldik. Ben burada 0 dedim. Hiç de hissetmiyorum bir şey çıkaracağımı. Ha, Van Basten ya da Fernando Torres gelirse gelen hesabı 4 saatte güçlendiririz. Ama diğer epikler için değmez. Hepsi 3 yıldızlı futbolcu. 5. hesabımız ne zaman? Bu sefer bu paketten başlamayalım. Şu epikten başlayalım. Taktik olsun. Herhangi bir şey getirir mi bu taktik bize? Buradan bir şey çıkaramayacağız. Benim tahminim sıfırdı ama ya bir sürpriz olur mu diye bekliyorum yine. Kerkez sol bek futbolcusu. Geldik en önemli pakete. İtalya paketi. İki tane ücretsizimiz. Şöyle bir Maldini'ye tıklasak. Sonra ücretsiz. İkinci de tıkladık. İkinci epik gelir mi? Ciro geldi. 4 yıldızlı. Az önce hep 3 yıldızlı görmüştük. En azından bir seviye yükseldik bu hesabımızda. Yolu yarılamış oluyoruz bu hesap bittikten sonra. Daha geriye 5 tane hesabımız var. Şu an 5 hesaba baktığımızda gayet güzel. Maldini'yi çıkardık. Hala bitmedi. 200'e futbol paramız var bu hesapta. Bakalım yolu yarıladığımızda el davuçta ne var olacak? Şimdi bir tane daha 100'e futbol paramız kaldı. Onu da açalım. İkinci 100'e futbol parasına da normal kart futbolcu geldi. 5 tane hesaba baktığımızda aslında şu ana kadar güzel. Bir tane epik futbolcu var. O da çok yüksek seviyeli. Onu da ücretsizden çıkardık. Şu an skor 1-0-0. İkinci hesaptayız ve ücretsizler e-futbol parası karşısında 1-0 önde. Fark açılacak mı yoksa e-futbol parası yakalayacak mı? Altıncı hesabın ilk ücretsizine gelen futbolcu normal kart Florenzi. İkinci ücretsizimiz İkinci epik olur mu? Bastık gitti. Ya ben ücretsize hiç şans vermemiştim. Şok oldum ama geldiğine. E-futbol parasına güveniyordum. Ama bu arada 4 yıldızlı Sommer geldi. İyi bir kaleci. 4 yıldızlı için çok güzel bir kaleci. E-futbol parası 1-1'e getirir mi? E-futbol parasından da bir atak bekliyoruz. Gelen futbolcu 79'luk 4 yıldızlı. Üst üste 4 yıldızlı futbolcular. Son 100'e futbol paramız. Vermiyor Konami. Hani o renklilerden de vermiyor. Ya bu kadar da olmaz. Hep 4 yıldızlı üst üste verdi. Az önceki kimdi unuttum. Romagnoli miydi? Sommer'i çıkardık. Pavar'ı çıkardık. 2 tane Interli. Arada az önceki Lazio'dan da herhalde. Üst üste 4 yıldızlar. Buradan epik gelir mi? 6. epiğimiz. Epik açılımımız. Burada hiçbir şey olmuyor. Bu hesap da hep 4 yıldızı çıkarıyor. Hani 3 de çıkarmadı. Üst üste 4. 4 yıldızımız. Bir ilk gelen unuttum 4 yıldızı mıydı ama son 4 gelen futbolcu hep 4 yıldızlı. 7. hesabımızdayız ve 1-0-0 tahminlerinde bulunan arkadaşlarım 3 de 3 yaptılar ve öyle devam ediyor. Bakalım değişecek mi? Ücretsizler 2'ye çıkarır mı? Normal kart gelecektir. 3 yıldızlı. Gizli forvet. Bu hesabımızdaki son ücretsizimiz İtalya paketinde normal kart gelecek. Şimdi e-futbol parası için beraberlik şansı. 2 tane 3 yıldızlı futbolcu geldi. Şimdi e-futbol paramızı açıyoruz. İptal et. Ama doğru taktik denemeyelim. Ücretsiz de denemedik. Bunda da denemeyelim. Atla dediğimizde 3 yıl hep 3 yıldızı verecek galiba. Ve son 100'e futbol paramız. Şimdi 7. hesabı tamamlıyoruz. Geriye 3 tane hesap kaldı. Ben şu an 3'te 1'im. Ya bir ücretsizden geldi. Darmadağın etti bizi. 3 yıldızlı futbolcu. Şimdi buradan da epik gelirse ben bir anda 3'te 0 oluyorum. Bir tane bile tutturamam. Ama buradan bir şey vermeyecek gibi. Lozano. Tek tutturacağım yer herhalde burası olacak benim. Öyle görünüyor. 8. hesabımızdayız. Bu sefer buradan başlamayalım. Şu epikten başlayalım. 3. de tıklayalım. Burada skor 0. 0 olarak devam ediyor. 8'de 0. Tomiyasu 4 yıldızlı geldi. 3 yıldızı vermedi. Şimdi İtalya paketinde acaba bir şeyler olur mu? Hesap çok da kötü başlamadı. En azından 3 yıldızlı vermedi. Geldik buraya. Şimdi bu sefer her açılımda taktik deneyelim. Haksızlık olmasın. Ücretsizde de deneyelim. Mesela Maldini'ye tıklayalım. Sırayla epiklere tıklayalım her açılımda. İlk ücretsizimize bir şey gelmeyecek. Normal kart futbolcu.
Romagnoli 4 yıldızlı Lazio'dan. Şimdi ikinci ücretsizimizde de Aldair'a tıklayalım. İkinci ücretsizimiz. Ücretsizler farkı 2'ye çıkarır mı? Öyle bir şey yapmadı. Şimdi e-futbol parası için eşitlik şansı. Sommer bu hesapta sürekli 4 yıldızla çıkarıyor. Yani var bir şey hesapta. Çok şanssız değil ama şanslı da diyemiyoruz. Böyle arada kalmış bir hesap. Bergomi'ye tıklayalım. Şimdi 100 e-futbol parası bir çıkarırsa 1-1. Şimdi 100 e-futbol parası 3 yıldızlı çıkarabilir ama. Bedavalar iyiydi. 4 yıldızlı getiriyordu. Paramıza en kötüsü geldi. 3 yıldızlı. Ve son hakkımız bu sefer de tekrardan başa gelelim. Maldini'ye tıkladık. 100 e-futbol parası. 8. hesabı da tamamlıyoruz. Kaldı geriye 2 tane hesap. Sona çok yakınız. 1-0-0. Gelen isim 7 numara. Oo, 5 yıldızlı geldi ya. Aslında bu hesapta var bir şeyler. Epic çıkaramadı, renkli kart çıkaramadı ama çok da kötü paket açılımları olmadı. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı futbolcular da çıkardı. Epic belki de çıkarabilirdi. 9. hesabımıza da geldik. Artık final hesabına çok ama çok yakınız. 9. hesap skoru değiştirebilecek mi? Ücretsizler farkı açacak mı? Zaten bir tane gelirse iş değişir. Bir daha futbol parasının yakalama şansı olmaz. 3 yıldızlı futbolcu ve 9. hesabın İtalya paketinden son ücretsizi. Ücretsizler 1. E-futbol parası için yine bir şans doğdu. Eşitliği sağlayabilir mi? 1-1'e getirir mi? Gelirse ben 3'te 2 olacağım. Ama yok, e-futbol parası hiçbir şey çıkaramayacak gibi görünüyor. Bu hesapta son hakkımız. Ve 10. hesaba kalacak her şey. Hiç, o arada iyi ki Maldini'yi çıkarmışız. Maldini dışında bir tane düz renkli kartlardan bile vermedi o epiklerin dışındaki renklilerden. Bastık ücretsize. Ben aa geliyor. Epik böyle geliyormuş. 3'te 0 oldum. Buradan ilk defa epik çıkarıyoruz. Ben kendi hesabıma da çıkaramadım. Ama Julio Cesar geldi. Keşke Fernando Torres ya da Van Basten gelseydi. Julio Cesar'ın da gelişi böyleymiş arkadaşlar. Bakmak lazım. Maksimum seviyesi ne? Kaça kadar çıkıyor? 3'te 0 oldum. Konemi verdi. Birazcık söylendik. Sitem ettik Konemi'ye. Bize nasıl ücretsiz verdi? Ama verdi ya. 1-0-1. Ben tam tersini söylemiştim. 0-1-0 demiştim. Benim dediğimin tersini söyleyen arkadaşlarım şu an 3'te 3. Ama son hesap hiç belli olmaz. Belki de 1-1-1-1 ile tamamlayacağız. Son hesap belki de futbol parasına çıkarabilir. Ama çok düşük şans veriyorum. Yok, çıkaramaz herhalde. Bakalım bakalım son hesap ne yapacak? Bu Julio Cesar'ı fulleyebilir miyiz arkadaşlar? Fulleyebiliyorsak bir maksimum seviyesine bakalım istiyorum. Kaça kadar çıkar? Nerede Julio Cesar? Burada. Şimdi seviye antrenmanı. Konemi o kadar şey veriyor, antrenör veriyor. Yeter bize herhalde. Tam yetti be. Tam yetti. Çok iyi oldu. Şimdi 99'u falan görüyor mu? Otomatik dağıt 96. Bize bir menajer lazım arkadaşlar. 210 bin GP'miz var. Menajer alabiliyoruz. Hemen 200 binlik bir menajer alalım. Yani Julius Caesar için bir bakalım. Yani değer mi kadro güçlendirmesi yapmaya? 200 bin de buraya verelim. Biz kadroyu güçlendireceğiz ama elde ne para kaldı ne GP. Zaten bu menajeri alıyorduk. Her zaman Helson'u alıyorduk. Menajeri değiştir diyelim. Helson. Hani 99 oluyorsa belki sağlam kalecinin üstüne bir kadro da inşa edebiliriz ama 98 oluyormuş ya. 98'lik birisi için de değmez ya. Bu futbolcu sol bekte de oynuyor. Ha, zaten sol bekmiş. Ben ofansif orta sahalardan biri zannettim. Yani 4 saatte güçlendirme yapmaya değer mi değmez mi? 98'lik bir kaleci. Ben de kararsız kaldım. Van Basten ya da Fernando Torres olsaydı ileride yıldız futbolcu. Onların hemen arkasına kadroyu şekillendirebilirdik. Messi, Zico hediyeleri olsa o da güzel olurdu. Onlar da bitti. Bir şey yapalım arkadaşlar. Şu ücretsizler var ya, bunlarda bir açalım. Ona göre karar verelim.
Mesela şura bir son filan gelirse kararım değişecek. Hani son gelirse 99 deriz ki Julio Cesar var, Rüdiger var, Son var. Bu hesabı bayağı bir güçlendiririz. Eğer ücretsizden sonra tek atarsak yapalım. Şimdi buradan keşke 94'lük bir isim gelseydi. O da olmadı. Nerede Son? Şurada. Eğer Kimmiji'ye gelirse de güzel. Ama Son. Bakalım hesap bir kendini göstersin. Gelen futbolcu Son olmadı. Yok. Yani bir Julio Cesar için de kadro güçlendirmesi yapılmaz. Bakıyoruz. Yok ya biz yapmayalım en iyisi. Şimdi ya hesabı sileceğiz. Hala kararsızım ama. Yapsak mı yapmasak mı? Yapalım ya. Yapalım gitsin arkadaşlar. Bir denemiş oluruz. Tabii 4 saatte hesap güçleme sadece 4 saatimizi almıyor. Onun yani sonrası, öncesi falan derken 7-8 saati bazen buluyor bize de. Editiydi, yüklemesiydi falan derken bayağı bir vakit alıyor. Ama ya ben sanki bu hesap güzel bir kadroya sahip olabilir diye hissediyorum. Biz böyle bırakalım. Biz bu şekilde bırakalım. Bu hesabı bu hafta güçlendirmeye çalışalım. Aynen bir deneyelim bakalım. İçimden bir sanki bu hesap ya güçlü bir kadroya sahip olur diyor. Biz bunu bu hesabı da Konami ID'ye bağlayalım. Geldik son hesabı arkadaşlar. 10. hesaptayız. Artık skoru belirleyecek. Değişecek mi, aynı mı kalacak? Ben bir tane bile tutturamadım ya. Ona üzülüyorum. 3 tane soru sorduk. 3 tane tahminde bulundum. Ya bir tanesi tutmadı. Bu tabii bu son hesaba bağlı. Olur da futbol parasına gelirse 3'te 1 yapıyorum. Tek gelmeyen de futbol parasına oldu. Ücretsizler bir de ikinciyi çıkarıyormuş. İlke gelen isim Lovric, 3 yıldızlı. 10. hesabımızın artık son ücretsize bitiriyoruz. Ücretsizler 1 olarak bitirdi. Kayer geldi. Milan'ın stoper futbolcusu. Şimdi e-futbol parası için eşitlik şansı. Son 200 e-futbol paramız. 2 tane açma hakkımız var. Eğer gelirse 1-1-1 olacak skor. Bastık gitti. Hadi be e-futbol parası bir atak yap. Ücretsizler şov yaptı bugün. 2 tane epik çıkardık. Ve son arkadaşlar. Eğer gelmezse burası 1-0 olarak tamamlanacak. Ve son paramız. Hiçbir şey gelmedi futbol parasına. Toplamda 2000 futbol parası. 10 farklı hesaptan denedik. Ücretsize Maldini bile verdi ama futbol paralarına bir tane renkli kart bile vermedi. Hadi Epi'yi geçtim. Renkli kart bile vermedi. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Orası 1. 2 olur mu olmaz mı? Bakalım. Üst üste gelecek mi Epic? Yok olmadı. Tamamlandı. 1-0-1. Ben 0-1-0 demiştim. Elektrik elektronik işle uğraşan arkadaşlarımız sürekli 0-1'lerle işlemler yaparlar. Biraz ona döndü bu videomuz ama sonuç benim tam tersi çıktı. 3'te 0 yaptım. Ya 3 taneden bir tanesini tutturamadım. 3'te 3 yapan arkadaşlarımız var mı? 3'te 2 ya da kaç yaptınız? Tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ya da herhangi epik 2 tane gelir falan demiş miydiniz? Gelebilirdi. Aslında Maldini çok erken geldi. İkincisi de olabilirdi. Bu tarafta sonlara doğru çıkarmıştık 9. hesapta. E-futbol parasına hiç vermemesi sürpriz oldu. Ben tek e-futbol parasına verir diye düşünürken Konami ücretsizlere verdi. Siz kaçta kaç yaptınız? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.